Saçların çok terz olmuş. Ay, teşekkür ederim. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür bluzun ederim. Çok güzel. Onun bluzun şu eldivenli eliyle başlayalım derim. Ben buradan parmak çıkartmış böyle burasını işlemiş. Ne iyi fikir. Evet. Çok güzel. Şunu da gösterelim. Vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bugün Güllühan Karadeniz'den geldi. Ben istedim ki uzun uzun iki proje anlatsın. Şimdi o anlatacak birinci projesini, sonra biz üç boyutlu bir cüzdan yapacağız. Ama çok şık, çok güzel Gülsüm Hanım beni bekliyor. Daha sonra tekrar Güllühan'ın yanına geleceğim. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bir bahsede bahsede geleyim şuraya. Tamam. Şu hırkayı bir göstermek istiyorum ama bugünün konusu değil. Şunu, inanılmaz güzel olmuş. Erkan şöyle etek ucunda bir püskülü müskülü var. Şöyle bir saç örgüsü var. Güllühan, bunu da planlayalım. Bu baharda muhteşem olur. Çok güzel. Evet. Kaç çile yün gitti buna? 12 çile gitti. 12 çile gitti. Vay. Yalnız ben bundan bir sipariş mi versem? Ay, hiçbir kamerayı, monitörü göremiyorum. Biraz arkaya atarsanız. Arkaya atayım şöyle. Çok iyi değil mi? Çok güzel değil mi? Çok tarz olmamış mı? Evet. Çok şöyle bir kot pantolon. Evet. Şöyle bir tişört. Eline de bir tane bir çanta al şöyle. Hoş. Fıştırı fıştırı git her yere. Evet. Şöyle yapayım. Size de çok yakıştı. Çok güzel olmuş. Ben seviyorum böyle şeyleri de herhalde ondan. Öbür siyahın da çok güzel olmuş. Evet. Şimdi siyaha siyahın üstünde belli olmayacak belki ama. Şapkaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Ama bugünün konusu, ilk konusu bu. İkinci konusu, bir tane bir atkı gibi bir şalı var ama arkaya şöyle bir indiriyorsun. Evet. Hafif de böyle bir dekoltesi var arkadan, sırttan. Evet. Çok güzel bir şey. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi basit bir şey ama tarz bir şey. Tarz bir şey, ve böyle şey dikmiş. Buruk dikmiş. Vurgulayarak dikmiş. Şimdi bir tane böyle giyilebiliyor değil mi şöyle? Evet. Böyle bir şöyle yap. Şöyle kendisi rahatından dursun. Bakın böyle giydiniz. Bir kolye gibi. İki kat yapabiliyorsun. Evet. Yapayım mı? Yapın. Yani şöyle de olur. Böyle de bir şeyler üstüne giyersiniz. Şimdi tam aynı olmadığı için çok güzel takamıyorum. Sonra şöyle arkadan bir atraksiyonu vardı. Evet, arkadan şeyi var. İsterseniz böyle. Buyurun. İsterseniz yine böyle. Evet. Çok iyi değil mi? Evet. Çok basit, çok güzel. Çok kullanımlı. Bir de neydi? Bir de omuzluk oluyor. Hadi omuzluğu yap sen bana, bir göreyim ben şunu. Onu halledemiyorum. Yani omuzlarda da böyle kullanabiliyorsunuz. Şurası mı? Nerede o şeysi? Yanına kaldı. Şurada. Bakın burada da böyle bir motifleri var. Bu da çok güzel. Bir de bir kıyafet tamamlayıcısı olmuş. Bir de nasıl? Bir de koltuğunuzun altına şöyle kolunuzu kaldırırsınız. Biraz da kalkarsanız. Aa, bir dakika dur. Prodüksiyonu da var. Pardon. Bakayım. Ne yapıyorsun oradan onu? Burada buruk ya. Buraya çapraz geliyor. Evet, böyle de olur. Ya yani her türlü giyersiniz bunu. Kullanımlı bir şey. Böyle burarak dikiyorsunuz bir kat. Yani tam ağız ağza dikmiyorsunuz da burgusuyla dikiyorsunuz. Şimdi Güllühan. Şimdi ben bunu kaç numarayla ördün? Kaç çile gitti? Onun iki çile örgüsü gitmişti. Değişik. 10 numara şişle ördüm. Evet. Şurada İki çile yün gitti. Bir tane şekil çizmiş şurada. Çizdim onu yayınlarım. Dümdüz atkı gibi örüyorsunuz. Örüyorum, sonra burarak dikiyorum. Tamam, şu onu göstereceğiz şimdi. Sonra. Şimdi örgüsü ne bunun? Örgüsü de çok güzel. Kaç numarayla ördün? 10 numarayla ördüm. Örgüsü ikili ajur. Hani tekli ajur yaparız ya, bir keseriz, bir artırırız. Görelim. Bu ikili. Örgünü bu hep ön tarafa doğru örülür. Tamam. Haroşayı ön tarafa doğru örülür. Bu kenar ilmeklerinden iki ilmek yaptım haroşa. İki ilmek haroşamı örüyorum. Bir ilmek atıyorum. Şu artırma ipiyle yanındakini beraber. Çok güzel. Tamam. Evet. Örüyorum. Bir taneyi de tek örüyorum. Tamam. Bir tane yine artırıyorum. Tamam. Şu artırma ile beraber yanındakini beraber alıyorum. Bu i̇ki arttırıp iki şey mi yapıyorsun? Bir kesiyorum, iki örüyorum. Tamam. Bir artırdım, bir kestim, kestim. Bir ördüm. Bir artırdım. Evet. Bir kestim, bir ördüm. Bir dakika. Bir artırdım,
Biraz yavaş yapalım. Tamam. Evet. Kenar ilmeğini yaptım. Dönüyorum. Tersten de gene aynı işlemi yapıyorum. Kenar... İki tarafta da aynı işlem mi? İki tarafta da aynı. Onun için iki tarafı da hani ters dönüyor ya, iki tarafı da kullanılıyor. Ha. Bu tür şeylerde arkası da aynı olan örnekle yapılırsa daha hoş oluyor. Doğru, İki tarafta. Çok doğru. Artırıyorum. Yavaş ör şimdi. Tamam. Görelim tamam. Şu artırmaya gelince ikisi yanındaki ile beraber alıyorum. Tamam. Şu tek ilmeği yine tek alıyorum. Tamam. Artırdım. Artırdığımla yanındakini beraber aldım. Tek yalnız ördüm. Çok güzel düşmüş 10 numara şişle. Evet, kalın olduğu için. Foşur foşur, evet. Bir akmış yün. Evet. Çok iyi olmuş. Evet. Artırdım. İkisini bir aldım. Tek ördüm. Kaç santim örüyorsun? 125 santim örmüştüm. Kaç ilmek atmıştın? 48 ilmek atmıştım. 48. Daha elini de yapabilirler. Hani bedenlerine göre daha zayıflarsa daha ince yapabilirler. Ben 48 yaptım. 2 ilmeği ördüm. Artırdım. Bakın şu artırmaya gelince yanındakiyle beraber alıyorum. O zaten bana kes diyor kendini. Bu teki tek örüyorum. Hı. Artırıyorum. İkisini beraber alıyorum. Tek örüyorum. Evet. Artırıyorum. İkisini bir alıyorum. Tek örüyorum. Hep önü örüyorum. Karşı evet. tarafa geçince de önü örüyorum. Artırdım. İkisini bir aldım. Tekini ördüm. Çok kolaymış artırdım. Şey çok model. Kolay. Çok değil kolay. Mi Gülsüm Hanım? Çok kolay. Evet. Çok, çok kolay, kolay, çok da güzel. Bundan ne olur başka? Bebek battaniyesi olur. Olur. Hırka olur, salaş hırka bir olur, hırka. Salaş hırka, ah çok, çok güzel olur. Çok güzel olur. Evet. Bu hırkanın salaşı evet. daha uzunu veya kısası. Bakın artırdım, çok basit. İkisini bir ördüm. Şimdi hırka ile ilgili bilgi sorarlarsa lütfen şey yapalım. Artırdım, kestim, tek ördüm. Artırdım. Evet. Evet. Evet, sorusu olursa seyircilerimizin kaç çile gitmişti onu söyleyeyim. İki çile gitti. İki çileden. 125 santim ördüm. Bir de motifleri göstereceğim bize. Motifler orayı kaç tane yapıyorsun? 2, 4, 6, 7 mi? 7 tane yapmış. Papatya yapmışsın. Ha, papatya yaptım. 6'lı papatya. 5, 6'lı papatya yapmış. Eklemiş. 7 tane. Buraya su taşı gibi onu koymuş. İki renkte birbirine çok yakışmış. Evet. Çok güzel olmuş. Buruk diktim. Onun dikimini de... Var mı yanında bir parça o buruk dikmeyi bir, gösterebilecek? Onun parçasını yani, görmedim ama şu kağıdı şöyle vurabiliriz. Bir yani dakika, herhangi bir şey. Ben bakıyorum şöyle. Bakın şurada var, gözüküyor. Evet. Yani bunu yapabiliriz. Bir sefer burada. Bir sefer buruk. Şuradan ya zaten işlemi yapıyorsun. Evet. Bunu Döküyorum. Vurduktan sonra burayı monte edip birleştirmiş. Evet, evet. Başka bir yerinde bir dikiş falan Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Belki hani dediği gibi bir tane eksik de olabilir. Tabii olabilir. 5 o zaman 2, 4, 6 tane. 6 tane. 6 tane. 8 de olabilir. 7 tane, 8 olabilir. Daha geniş olsun. Evet. Beni şöyle bir iyice bir örtsün diyorsanız kendinize göre o yorumları koyabilirsiniz. Tekrar başlama ilmeğini alabilir miyim? Kaç ilmekti? 48 ilmekti. 48 ilmek. 125 santim ördüm. Mutlaka çift sayılar mı olması lazım galiba? Yok, bunda tek sayı olması lazım. Çünkü örnek 3 üzerine kuruluyor. Ha. Bakın 3 tane örnek. Şunlar 3 tane. Bu 40, bir örnek. Evet, 48 dedin. Kenar ilmekleri için. Var ya. Ha, bu ilmekleri diyorum tek diye. O, burayı istedikleri ben ikişer tane koydum. Onlar daha fazla koyabilir kenar ilmeğini. Tamam. Evet, bir tane jokey şapkası yapmış. Ama evet. çok güzel olmuş. Evet. Bu ip buna çok yakışmış. Hakikaten evet. çok güzel. Giyiyorum. Tamam. Bakayım nasıl olacak? Hiç jokey şapkası giymemiştim. Oo, çok yakışıyor. Oo, bunlar çok moda bu sene. Evet. Bir eğrilik var. Neden Yok, öyle? Yok, şöyle çekin. Çekemedim. Heh. Biraz da hava kaldırırsanız geriye doğru. Şöyle mi? Yok, öyle, öyle mi? Demedim. Nasıl yani? Bir... Geriye dedim. Ben sanki. Mi kendimi eğri görüyorum? Yok. Hı. Hı. Ay çok güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Bunu çok güzel düşmüş. Şu da çok güzel düşmüş. Bu da mavisini yapmış. Evet. Bu da çok güzel. Yalnız ne kadar güzel şu şeyini evet. oturttun.
Ben bunu da gösterebilirim öbür günde. Olabilir, olabilir. Eğer vakit olursa öbür günün yapımını da hazırlamıştım ama. Bu? Evet. Bunu mu hazırladın? Onu hazırladım. O zaman bundan bahsedelim. Bu, bahsedelim. Tamam, bunu örmene gerek yok. Zaten tamam, çok basit. Olur. Bu efsane. Bir dakika. Şu tersini bulayım. Hiç dikiş de belli değil. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çok güzel değil mi? Evet. Yani her şey giyince daha farklı oluyor. Şurada evet, görüyorum. Ama buraya ne koydun sen böyle? Siz giyince daha farklı oluyor tabii. Evet. Örmüşsün. Ördüm. Bir dakika. Bunu nasıl böyle düşürdün? Bunu ben normal klasik halka yapıyorum. Tamam. Bunu ben normal çakma sık iğne yaptım. Tamam. Normal hani böyle üzerine alınan sık iğne değil, çakma sık iğne almadan. Tamam. İlk başta birinci sırada her şeye iki sefer battım. Tamam. İkincisinde iki sırada bir şey, pardon, çoğalttım. Hı hı. İki sefer battım. İkincisinde iki boş ördüm, bir battım. Üçüncüsünde normal klasik bildikleri şapka. Bakın türü. Şöyle çok güzel. Yalnız şimdi bunun güzelliğini nereden anlıyorum biliyor musunuz? Şu bizim şapka şeyleri var ya, ben evet, bunları yaptırmıştım vaktiyle. Bir yerde gördüm ama bunu yapan usta mükemmel bir usta. Bakın. Bakın. Hiçbir boşluğu, esi yok yani. Evet. O kadar güzel cup diye oturuyor. Yalnız bunu usta nasıl yaptı? Anlatımla yaptı bunu. O kadar sanatçı birisi. Bizim bundan, benim evim de dahil, Ayvalık'ta dahil bir sürü yaptırmıştım. Bir mağazada görmüştüm bunu Paris'te. Evet, çok güzel. Çok güzel yaptı usta yalnız. Ellerine sağlık. Altı da böyle şey. Bakın böyle. Ne ağacıydı bilmiyorum. Çam mıdır bu, nedir? Çok da güzel düşürdü. Ölçüyü çok iyi yaptı. Ben ona şey verdim galiba. Peruk kafası verdim. Ölçüyü buna göre ayarla demiştim galiba. Ama bakın. Evet. Şimdi burada anlatalım. Çok iyi düşürmüşsün. Buradan anlat, buradan sen anlatalım bize. Nerelerde şöyle arttırdın, nerelerde eksilttin? Şimdi bunu ben sayfamda koyarım olmazsa. Koy, şemasını. Tamam, evet. Şimdi ben bunu buraya kadar indim. İstedikleri tamam, boyuta buraya kadar şurada artırma tamam, yerlerine geldim. Burada da hiç arttırmadın mı? Arttırdım. 8 sıra arttırdım. 8 sıradan sonra hiç arttırmadım. Arttırmadan ben sayınları indim, yayınlarım. Tamam, olur. 8. Sonra şu bunu bıraktım. Tamam. Bu kırmızıyı örmeyi bıraktım. Şu içine şurasını yaptım. Şöyle buraya ip taktım. Oraya takarak mı yaptın? Buraya bunu taktım. Şimdi bakın nereye taktığımı göstereyim. Şimdi şurada bir zincir oluşuyor. Tamam. Şimdi şurada bir zincir oluşuyor Derya Hanım. Çiftli. Bu zincirin burasına takıyorum alttakini. Bakın şurada evet, bir zincir oluşuyor ya. Evet. Bunun altına onu taktım. Ben diktin zannettim. Hayır, bunu buraya. Ayrı ayrı ördüm onları ben. Ayrı ayrı örmüş, bakın, ve dikmiş. Hiç dikme yok. Tamamen hayır, dikmedin. Buraya burada taktın ama taktım, ayrı ayrı dikip burayı nasıl birleştirdin? Burayı da tığla birleştirdim. Tığla birleştirdim. Bakın şu altta bunu örmeye başladım. Alt kısmını. Tamam. Şöyle sık iğne yaptım. Aralarda aralarda gene bunun gelişine göre artırma yaptım. Şimdi ben onu şöyle yere koyuyorum, bakıyorum. Evet. Hı. Şöyle mi bakıyorsun? Öyle bakıyorum, yere koyup bakıyorum. Düz evet, bir tabana şöyle. Böyle koyup bakıyorsun. Böyle koyup bakıyorum evde örerken. Hani tamam, çok volanlanmasın diye. Çok volanlanınca çirkin oluyor. Düz bir yere koyup düz bir yere bakıyorum, koyup bakıyorum diyor. Bakın. Hani volanı abi, çok olmasın diye. Şöyle formu bakıyorum. Formu çok güzel. Evet. Bakın böyle bakıyorum. Bu iç kısımda, şu iç kısma batarak bunu ördüm. Tamam. Böyle ördüm. Dolana dolana ördüm. Böyle ördüm, dolandım. Burası bitti. Tamam. Şurası bitti. Burası bittikten sonra tekrar bunu kestim. Geldim buraya. Bunu bu sefer şunun... Önce bunu ördün. Ördüm. Hmm. Şimdi bunu alt kısımdan örmüştüm. Sonra geldim bunu da bu üst kısımdan örmeye başladım. Ha, yani ben... şuradan. Tekrar devam ediyorum örmeye. Pardon. Şimdi bu altta oldu, kalıyor. Bakın evet, şuradan örüyorum, alıyorum. Bakın. Tüylü kısım altta, altta kaldı, kaldı. Bakın üst kısmında. Ya Güllühan, senin bu cin fikir şeylerine bayılıyorum. Bakın üstteki ilmekten alıyorum. Pes diyorum. Bakın ördüm. Şöyle üst kısmından. Bunu şimdi şöyle şu kadar oldu düşünün. Bu da bu kadar oldu.
Sonra geldim ikisini birden şöyle geldim alkış, diyelim. Alkış. Geldim diyelim şurada. Bu kırmızıyla ikisini burada birleştiriyorum. Süpermiş. Fikri alın. Evet. Değişik şekillerde yapabilirsiniz. Yani birbirine daha yakın tonlar daha da hoş olabilir. Mesela siyaha, gri falan. Doldu mu? Ben süreyi sorarken yakaladım beni. Ama şunu gösterip gitmek istiyorum. Evet. Şimdi Güllühan'ın o böyle biraz sonra yapacağı şey... Aşağıya. Böyle mi Güllühan? Evet, evet. Ay böyle bir şey, böyle bir şey. Git Erkan, git.